Teşekkürler. Hocam bak 2018'de, 2017'de, evet. 2000 hatta 16'da evet. Böyle heyecanlı hissetmedim kendimi ben. Evet. Yeni yıla girerken doğru. Yani. Bugün nedense daha doğrusu bu yıl evet. Hani dakikalar kaldı, belki saatler evet. Kaldı ya ondan dolayı mı böyle bir heyecan var? Bir de şimdi birazdan ağırlayacağımız konukla alakalı da olabilir. Ben de yalan yok heyecanlandım biliyor musun? Vallahi bu yılbaşı programında gerçekten evet. Birbirinden değerli konuklar ağırlıyoruz ama evet. Bugün daha doğrusu az sonra ağırlayacağımız konuk gerçekten... Gerçekten çok önemli. Evet. Benim için de önemli. Senin için de önemli. Ya hepimiz için önemli ya. Radyo şovu yaptığımız dönemler için de önemli. Evet. Kendisiyle hatta bir ara... tamam geldiğinde tamam. Kendi anlatsın. Bir ufak şey vereyim mi böyle bir? Neye baba? İşte done de done. Tamam done ben. Vereyim. Bak veriyor abi ver. Mesela. Ben biliyorum zaten kim olduğunu. Mesela bu alttaki vokaller ben Özkan abi diye biliyorum. MFÖ'nün evet. Özkan abisi var ya. Evet. Öyle biliyorum. Geldiğimde soracağım. Tamam, biraz tamam. Daha devam ediyorum. Belki ekip şu anda çıkaramamış olabilir. Veriyorum. Eyvallah. Herhalde izleyenlerimiz de artık... Konuyu çözmüştür konuyu diye tahmin ediyoruz. Çok uzatmayalım. Çok özel bir konuk. Karşınızda Hakan Peker. Gel abi gel. Hoş geldin. Oy. Otur abi. Ya bir şey diyeceğim. Çok klişe olacak evet. Veya çok yaban olacak ama. Evet. Ya abi bir yaşlan artık ya. Ya abi git Allah aşkına. Niye yaşlanayım bir ya? Bir şey söyleyeceğim. Ne gerek var? Kim söyleyecek? Sen mi? Ekranlarını yeni açanlar biraz şaşırsınlar. Bir şey yapacağım. Dur sen devam et sohbete. Tamam ben devam edeyim. Ben nerede kalmıştım? Abi artık yaşlan. Vallahi ülke sorunu oldu. Yemin ediyorum ya. Ben ilk defa bu kadar yakından görüyorum Hakan abi. Gerçekten söylenenler doğruymuş ya. Vallahi diyorum ya. Abi bunun bir sırrı var mı gerçekten? Yok. He. Bir dakika. Ne yaptınız oğlum? Abi ekranlarını yeni açanlar 2091 oldu. Hala Hakan. Aaaa! 2091'de de Hakan Peker ayrı. Gördünüz mü? Ve sen yoksun burada. Ben yokum şu anda farkında. Sen yokum. Ben senin olunurum şov yapıyorum. Eyvallah abi. Nasıl keyifler? Hoş geldin. Vallahi iyi Rıza'cığım süper. Sen de çok iyisin. Bugün enerji çok güzel. Herhalde yeni yıl olduğu için. Abi yeni yıla artık girerken dedik ki biraz heyecanlanalım. Yani çünkü diğer az önce de konuştuk ya. Heyecan olmayınca olmuyor bir işte. Katılıyor musun bilmiyorum da. Mesela bu Karam kaç senesinde çıkmıştı Hakan abi? 2000 yılı, 2000-2001. Abi demeyeyim ya. Abi demeyeyim, Hakan diyeyim ya. Çünkü hani ben şey oluyorum, yani. İyi hissetmiyorum kendimi yani. Sen Hakan de. Hayır, benden küçük gösteriyorsun ya şu anda, o yüzden yani, o anlamda yani. 2000 kaçtı abi bu? 2001. 2001, eyvallah. Evet. Mutlu musun abi? Yani mutluyum. yeni yıla nasıl gireceksin? Vallahi güzel giriyoruz. Kafa olarak yani. Kafa olarak süper giriyoruz. öyle bir süper giriyoruz dedi ki yani. Evet. Yüksek giriyoruz, yüksek. Yüksek, hay. Yukarılardan giriyoruz. Evet, 2091'i değiştirdin artık oğlum. Tamam ya. Hayır, şimdi konu geçti ya. İzleyicilerimiz belki, aa yanlış yapmışlar falan demesinler. Oradan tamam, da söylüyorum. Yaparız. Eyvallah. Hocam, beklenti var mı? Hemen tabii ki yeni yıl programı olduğu için onu bir soralım. Adettendir, 2019'dan yeni seneden. Yeni sene, yani 2000, her sene biliyorsun yeni umutlar, yeni güzellikler, yeni hedefler. Ben işte biliyorsun yeni bir albüm yaptım. Eyvallah. Bir tane single yaptım. Hayırlı olsun. İkisi de çok güzel geçti. Bu sene. Şimdi işte Mart ayında yeni albüm çıkacak. Albüm çıkaracak? Albüm çıkacak. 10 şarkılık. 2 tanesi çıktı. 8'i de daha tamamlanıyor. Ondan sonra bolca konserler yapmayı hedefliyoruz. Onlara da başladık işte. Ankara'dan itibaren. Ondan Ankara'da sonra, yılbaşında Ankara'dayız. Ondan sonra Hilton'dayız. Ondan sonra Kocaeli var. Hayal Kahvesi. Sonra İzmir var. Ondan sonra Sold Out. Mümkün olduğu kadar konserler. Aha. 2 sene boyunca 3-4 ayda bir klip. Aha. Ve ondan sonra zaten benim bu son albümü sonra bırakıyorum ben. Yani albüm yapmayı bırakıyorum. Ciddi son albüm. Vallahi. Evet. Ama müziği bırakmayacaksın galiba. Müziği bırakmam. Arada bir single falan belki yaparım ama yani artık albüm yapmam. Albüm yapmayacaksın. Evet, artık albüm yapmak da galiba çok mantıklı değil mi ya Hakan?
Yani şey var, Rıza'cığım şundan dolayı mantıklı dışı alakası yok. Müzik sevgi işi biliyorsun. İşte o, biz yine o hani onu CD'ye koyup rafa koymak istiyoruz en son albümü. Bir de hani insanlar arşiv için, ya bu da Hakan Peker'in son albümü. Ya alalım. Senin yapman tabii ki önemli bir şey. Çünkü bizim Hakan Peker'den bahsediyoruz. Dinleyicilerimiz artık ona çok alıştılar yıllardan beri biliyorsun. Yani bizden bir şarkı iki şarkı kesmiyor onları. Kesmiyor, doğru. Kesmiyor. O yüzden bizim albüm yapmamız lazım. Bizim single'lar bir şey bu mu yani? Bir tane mi oldu falan oluyor yani. Değil mi? Doğru. Hoşlarına gitmiyor bile yani. Beğenmiyorlar. Aynen. Hep konuşuyoruz ya. Bazı insanla o single kavramı durmuyor yani. Anladın mı? Single olmuyor. Albüm olacak yani. Hakan Peker'in albüm. Evet. Hakan Peker'in yeni albümü. Evet. Ama Hakan Peker'in yeni single. Evet. Albüm yap abi. Evet. Albüm yap. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ya çok konuk ağırladık. Hakan da diyemiyorum gerçi ama Hakan abi diyeyim ben ya. Boş ver. Rahat olsun. Ya hani çok böyle heyecanlandığımı hissetmedim diğer konuklarda. 500'e yakın konuk ağırladık Arıza Show'da. Maşallah. Ya muhakkak heyecanlanmışızdır ama ya senin değerin, senin bir anlamın bizde farklı. Çok hani doğru. Radyodan gelme olduğumuz için mi? O Hey George'lar, o kolay ya. Değil miler? Of abi. Neydi o bir tane klibin vardı senin Uçuk enteres. Ya 95 senesi galiba 95 senesi sen radyoya başlamışsın Best FM'e galiba. Orada program yapıyorsun. 21 yaşında falansın herhalde. Tabii 20 yaşındayım falan. Tabii doğru. Baktım bir tane çocuk sallıyor bana radyodan. Allah Allah. Rıza falan dediler. Allah Allah. Ondan sonra dedim ya bu kim dedim ya. Ben de orada tam 95'te Ateşini Yollayı çıkarmışım. Uçuk Kaçağı da klip çekmişim filan. Daha ne olsun? Tabii canım. Ama nasıl sallıyorsun adama yani? Çok çok da popüler filan gidiyoruz o sene ama bu da radyoya yeni başlamış ya. Ne bileyim artık dikkat mi çekmek bana mı gıcık? Ondan sonra... Eski kız arkadaş seni çok mu beğeniyor gençlik yıllarında falan bir takım? Ay abi beğeniyor daha şimdi beğeniyor. O zamanlar gıcık. Bence dikkat çekmeye çalışıyordum. Yeni geldi genç tam oradan belki de, belki de popülerim dikkat çekmeye çalışıyor. Bana sallıyor arada bir şarkıya sallıyor falan filan. Kulakları çınlasın Arzu Çağlan da o zaman. Arzu Çağlan o zaman radyonun direktörü müzik falan. Müzik direktörüydü aynen. Neyse konuk gittim bir gün baktım. Arzu'ya da sitem ettim hatta. Dedim ki ya bir çocuk var sizde Rıza diye dedim. Abi de bana sallıyor abi niye sallıyor dedim. Benim de orada ateşli yıllarım yani. Ben de arzaya bağlıyorum. Hani bana, benim hakkımda biri kötü bir şey söylerse ben de arzaya bağlıyorum. Eyvallah. Ondan sonra git çağırdı ondan sonra şeyde ziyarete gitmiştim. Rıza geldi. Rıza gelince böyle birden beni yüz yüze gelince de bu sefer de şey oldu böyle hani bizim de ona yılların verdiği bir karizma falan bir ağırlık falan o da 20 yaşında bir mecburen böyle bir mahcup bir efendi. Ne yapacaksın orada tokatlayacak mıydın beni canım sen de? Hayır tokatlamışım ama bir ağırlık çöktü baktım böyle çok mütevazi çok da alçak gönüllü falan çok da sevdik birbirimiz o zaman. Eyvallah ondan sonra aynen. Dedim ki ya Rıza niye sallıyorsun bize? Yok abi ya ben arada böyle dedi şey benim dedi şovum dedi öyle dedi yani. Bu arada ben sevdik arada... birbirimizi derken o günden beri görüşmüyoruz ha. Şu anda görüştük yani. Ya hakikaten bak, sen uçuk kaçıkta neye bir şey yapıyordun bak, abi yazın? Bir şey söyleyeceğim. Görüşüp görüşmek önemli değil. Tabii aynen. Önemli olan insanların birbirini sevip sevmemesi önemli. Yani 10 yıl sonra da görüşsen eğer bir insanı seviyorsan aynı kaldığı yerden muhabbete aynen. Başlarsın. Aynen dün görüşmüşüz gibi devam ediyoruz evet, zaten. Bir Hakan diyorum bir Hakan abi diyorum gerçi ama neyse. Şimdi yeni yılla ilgili senin var mı soracağın? Çünkü artık hani çok da böyle zamanımız yok çok konuk ağırlıyoruz ya. Böyle bol bol da şarkı yapalım istiyorum. Yapalım abi ya Hakan abi bulmuşken soruyu ne yapayım ya? Yani ne sorusu sorayım şarkı söyleyelim ya Hakan abiyle şarkı beraber. Şarkı söyleyelim ya. Ya o bizim efsanemiz ya biz tribünde 25 yıldır Ateşini Yolla Bana diye bağırıyoruz ya. Tam da o zaman zamanı gelmişken onu da bir yayınlayalım. Acayip bir şey değil mi? Beşiktaşlısı değil mi bu arada? Ben Beşiktaşlıyım ama Beşiktaşlı yani yarı Beşiktaşlı oldum şarkı sayesinde. Eyvallah 25 yıldan şarkı beri. Sayesinde. Ateşini Yolla'nın çıktığı dönemlerde miydi? Bir sene sonrasında mıydı? Evet. Beşiktaş tribünleri hala kullanıyor galiba. Hala. Şimdi son günlerde çok popüler aslında. Ne? Yeni klibim var yeni video klibim. Onu yapacağız ondan zaten. Sonra, o şarkı var onu alacağız herhalde bilmiyorum böyle dediler ama isterseniz gene benim bütün şarkılarımdan seçin, beğenin, efsane, ateşini yolla, yani, karam, illaki, kolay mı unutmak, çok bize şarkı çok ateşini yolla bana. Bence onu da yapalım hocam. Evet. Üç demiştik ama. Dört olsun. Yılbaşı programı dört olsun be. Efsane dedi arada. Bak efsane de olur. Şimdi hani ateşini yolla bana biraz daha böyle kalabalık bir ortamda hep beraber yapabileceğimiz bir şey ya zaten yani. Bence... O güncelliğini koruyor böyle. Aa evet ya bu da Hakan Peker'in de diyebileceğimiz bir şeyler. Eyvallah. Evet. Ne yapalım hocam çok kararsız kaldım. Ateşini yolla mı yapalım? Bilmiyorum. Stüdyoya soruyorum. Yapalım peki, mı? Hadi o zaman.
Ne oluyor ya? Şimdi buna yapmayız abi. He. Ekibimizin %85'i Galatasaraylı olduğu için bir canları sıkıldı tabii onların. Olsun. Bu şarkı hepimizin. Evet. Fener Bahçesi, evet. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı olur mu? Yeri gelir biz kullanırız. Galatasaraylılar yeri gelir, Beşiktaşlar yeri gelir, Fenerbahçeliler. Kullandılar ama hakikaten. He? Kullandılar. Yani kullandılar o 3 sene öyle gitti. Bak Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kullandı. Sonra milli takım marşı oldu. Eyvallah. Tabii biraz hafızamız sarzayalım. Sonra milli takımın da coşku şarkısı haline geldi. Daha sonra o takımlar yavaş yavaş bıraktılar. Beşiktaş'ta kaldı ve Beşiktaş'a mal oldu. Aynen. Ama yani o dönemde bütün takımlar bunu kullandılar. Eyvallah. Bir galibiyette mutlaka ateşini yola çalardı. Herkesin de gönlünü almış bulunuyoruz şu anda. Evet. Hazır mı? Yapabiliyor muyuz ateşini yollayı? Oğlum! Gördünüz mü beni? Ya o neydi ya? Meşale olsa meşale yakacaksın bir ara ya. Sen çete çıktın orada resmen. İçimdeki Beşiktaş da ortaya çıktı galiba yani. Masaya çıktım abi. Evet ya. Vallahi bu da öyle bir şarkı be abi. Ağzına sağlık. Ya sağ bir de böyle önemli bir şarkıyı söyleyip hiç okumamış gibi oturuyor ya orada. Koca bir alkış Hakan Peker'e. Maşallah ya enerjiye bak abi. Çok iyi. Peki yeni kararlar var mı 2019'da? Oraya nasıl girsem diye bir yani. Yeni kararlar var mı abi? Vallahi ya var mı kararlar? Yani böyle ne bileyim aldığım bundan sonra 2019'da şunu yapmayacağım dediğin şeyler diyerek kıvırıyorum şu an. Ya yeni kararlar yani hayat hep biliyorsun yeni yeni kararlar alınarak gidiyor. Ama şu anda herhalde çok radikal bir karar yok. Eyvallah. Ondan sonra... Tamam. Sen bir şey mi biliyorsunuz abi ya? Bir şey biliyorsun da onu mu sormaya hiç anlamadım ben. Vallahi bir şey bilmiyorum canım. Allah Allah. Benim bildiğim herkes de biliyordu zaten. Yani neyse. Neyse. Şey yapmayalım. Abi daha da. Peki en sevdiğin hocam şarkın ne? Var mı öyle bir şarkı? Ne bileyim. İlk albüm senin için özeldir. Aynen öyle. Dediğim gibi ilk şarkı bir efsane. O şarkı efsane. Çok önemliydi. Çünkü hedef koymuştum kendime. Ben dansı da öyle yapmıştım. Yani ilk dansa başladığım yıllarda şeydim. Ben 3 tane televizyon programı, yani bir sene daha Hakan Peker olursam eğer, yani isim marka olarak dansa devam edeceğim. Eğer yapamazsam bırakacağım demiştim. Benim böyle çok enteresan böyle takıntılarım vardır. 91 falandı galiba değil mi? 90 Yok, mıydı? 80'li yıllar oldu. Ha 80'li yıllar. 80. Okey. Evet. 89'da bir efsane yaparken de şunu dedim. Yani bu şarkıyı tutturmam lazım. Eğer bu şarkı tutmazsa, yani bu albüm tutmazsa. Yapmayacağım. İkincisini yapmayacağım dedim. Ve tuttu Allah. Ya bu arada şöyle bir şey var abi. Yani 89'dan bahsediyoruz. Doğru. O dönemlerde hani Türkiye'de çok özel özel radyolar 92'de kuruldu. Acayip bir şeydi galiba değil mi ya? Hani en son örnekleri sizlersiniz. Başka biri var mıydı hatırlamıyorum gerçi aynen ama. Aynen öyle abi. Var mıydı yok, ben ikinci kuşağın ilkiyim. Şöyle çünkü özel radyolar yok. O zaman da 80'li yıllar 90'ların başı yani 80'lerin sonu Türkiye'de Türk pop şeyin arabesk müziğin çok şey tavan oldu. Yaptı bu. Tavan tabii, yaptı. Aynen. Bilhassa piyanist şantörlerin çok tavan yaptı. Tabii fantezi değil mi? Fantezinin çok tavan yaptı. Bizden popa hiç şans tanınmadı. Evet ya. Bir enteresan gelmişti doğru. Un kapanında hiç popa şans tanınmadı. İşte benim ilk albümünü yaptığım zaman da ya bu çocuk ulan bir de dans çek ulan ne şarkı dans mı ediyor bu kasetin içinde filan diye gırgır filan geçtikleri bir dönemde bir de şarkı da enteresan da o dönemler Hey George falan vardı yani 92'de Hey George çıktığı zaman zaten olay olmuştu orada. Değil mi? Yılın lalesi bile seçilmişti yılın lalesi senin o dönem dans yeteneğin vardı ya Akın abi. Keşke o albümle beraber bir de Betamax video çıkarsaydın. Sen kaseti çıkarsaydın. Vardı canım zaten Betamax o zaman tabii, yani tabii. Videolar. Video şey yapıyoruz. Televizyon tek kanal zaten tabii, o zaman. Tabii doğru aynen. Ondan sonra özel kanallar açıldıktan sonra 92'de zaten bir gecede parça patladı. Yani bir kere yayınlandı patladı. Ondan sonra öyle. Ertesi gün herkes sokakta birbirine Hey George versene borçluyordu. Enteresandı bir de şey de George Bush'tu. Büyük baba Bush. Amerika Başkanı. Bizim de Cumhurbaşkanımız sevgili eski rahmetli Başbakanımız Süleyman Demirel'de karikatürlere girdi. Yani binlerce kez. Tabii tabii doğru. Hey George versene borç olmaz sülücüğüm diyor. Ben de diyorum falan dedi. O dönemleri hatırlıyorum. Tabii. Çok yani enteresan. Çok küt bir şarkı olarak da. Şey çok da gırgır geçtiler o dönemde mesela. Hani lan müziği katlediyorlar lan bu adamlar falan. Hani alışkın olmadık kardeşim galiba değil mi? Tabii rap, map falan dans ediyoruz. Bütün radyo ayağa kalktı filan. Bunu nasıl çalacağız falan filan diyeyim ama şu anda herhalde şarkı olarak telif şampiyonu o şarkı ya. Evet yani bir de enteresan bir şey dediler ya bir sene sonra unutulur filan dediler. Abi 30 sene oldu kurtulamadık hani. Yani 30 sene oldu ya. Vay vay. Ya bir de hepimizin Hakan Peker'le şimdi yüzüne söylüyoruz yaşlanmıyor ya rahat. O yüzden hani hepimizin bir anısı var abi Hakan Peker'le ya. Bak herkes kafa sallıyor. Abi var canım. Abi ya. O kolay mı unutmakta benim 3 leşim var ya. Ne diyorsun ya? Kolay mı unutmak?
bir anda seni falan filan neyse. Ya biz onun gibi dans etmek için kendimizi az mı rezil ettik ortamlarda? Düşün yani, anladın mı? Bu arada hala da çok iyi dans ediyor Hakan Peker, az önce de gördük. Yani yerin biraz daha dar olmasına rağmen yine yaptı o figürleri. Değil mi? Eyvallah. Efendim 2019 ha, saatler kala, dakikalar kala özel yayınımız devam ediyor. Evet, çok özel bir konukla Hakan Peker'le. Şu şarkıyla ilk karşılaştığım anı anlatsam ya, size. Lütfen. Daha okuyorum. 89'du değil mi abi? Evet. Ondan sonra böyle yine bugünkü gibi. Lise çağları galiba. Karlı bir Denizli akşamı. Oh. Çamlık vardır orada. Çamlık yolunda. Babam bizi zaten Denizli'de patladı ilk. Haberin yok senin. Ciddi söylüyorum. Denizli vallahi Aydın, diyorsun. Aydın yöresi evet. İlk oradan. Orada Allah ya, Ege bölgesine tuttu ilk bir efsane. Abi enteresan. O yolu unutamam mesela ben. Hani acayip de bir enteresan bir yere gittim şu anda. 2019'a girerken de. Gel çabuk gel buraya. Neyse abi, bu efsaneler tabii ki adı üstünde efsane oldu şarkı. Ya bir de şöyle bir şey var, tamam bu şarkılar patladı, birçok hitim var abi de. Bu en son yaptığın, bir önceki yaptığın single de bayağı bir numara oldu her yerde. Evet. Bunun sırrı ne hocam? Bu en son 2018'de evet, Unutuyorum Aşklar hakikaten bu sene yılın en iyi şarkıları arasına girdi. Sadece o zaman yaptığın şarkılar değil de hani hala yapmaya devam ediyorsun ki senin gibi az adam var hala yapıp bir numara olan. Evet. Kimleri görüyoruz ya. 30 yıldır bu piyasada ama yapıyor ediyor olmuyor hocam, olmuyor yani. Şey var mıydı? Zaten ben şey dedim bu sene 2019 benim, 2018 benim yılım dedim. Hakikaten çok iddialı konuştum, o anlamda mütevazilik yapmayacağım. Ve ben bitti demeden bitmez dedim. Bravo. Hani şey gibi. Fatih Terim'in ustadın lafı gibi. Bir de taktik maktiki hocam. Bam bam bam. Bam bam bam. Bam, aynen aynen. Hocam. Çok da güzel oldu. Ha söyle. Hakan abinin şeyi var mıydı ya? Bu 30 yıl içerisinde tabii bütün şarkılar birbirinden güzel, efsane. Bunları bir albümde toplamış mıydın abi sen? Best of gibi bir şey yapmış mıydın? 2006'da aslında 2016'da efsane şarkılara da yaptım. Evet, yaptı, Karamı yeni düzenleme yaptım. İşte efsaneyi bir daha yaptık. Evet. Ondan sonra Volga ile yaptık. Volga ile mi yapmıştınız? Volga da vardı işin içinde. Birçok arkadaş vardı. Ondan sonra o da yine güzel bir ses getirdi. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nun efsane şarkılardı 2016'da. Oh, tabii, konser tabii, yaptık Açık Hava Tiyatrosu. Peki şöyle bir karar almışsın abi, biz duyduk birilerinden. Böyle birkaç sene sonra artık ben albüm yapmayacağım. Bunun sebebi ne hocam? Onu merak ettim ben. Ya müzik dünyası bana göre yani açıkçası ben çok iyimser bakmıyorum. Hani müzik güzel bir şey. Güzel bir şey de dünyası kötü. İşte bıraktığın gibi değil yani. O efsaneyi çıkardığın zamanlardaki temiz, gibi değil. Temiz değil. Ondan sonra çok manipülasyonlar var. Algı çok önde gidiyor. Başarılı insanlar başarısız gibi gösterilebiliyor. Başarısız insanlar başarılı gibi gösterilebiliyor. Manipüle edilebiliyor. Ondan sonra o yüzden şu anda çok kötü bir yerde. Ondan sonra çok klipler var. YouTube klip mezarlığı gibi. Değil mi? Şarkı doğru. Mezarlığı herkes, gibi. Herkes bir şey herkes yapıyor. Herkes internette bir şey yapıyor. Oradan patlamayı falan düşünüyor ki öyle bir şey yok artık yok bana artık, göre. Aynen. Kesinlikle öyle bir şey yok. Şarkılarını duyuramıyor genç arkadaşlar. Radyolar çalmıyor. Ondan sonra ancak firmaların bir takım güçleriyle veya bir takım hatır gönül işleriyle bazı gidiyor. O yüzden de işte bu yıl ne oldu? Hiç şarkı çıkmadı. Allah'tan şey şarkı yaptı ya bu sene. Kim? Yıldız Silibe şarkıları yapıldı da. Doğru. O albüm sayesinde müzik dünyasında radyolar bütün bir hareketlendi. Yoksa o şarkı o albümde çıkmasaymış doğru bu sene. Doğru. Çalacak bir ya şey. Ya ben benim şarkımdan başka yeni şarkı yani çıkmadı. Aynen. Bu sene bir yazı bir tek Unutuluyorum Aşklar çıktı. Başka onu şarkı da birazdan yapalım ya. Evet. Ben o şarkı. Evet. Başka şarkı çıkmadı yani, yeni şarkı çıkmadı. Peki Yıldız Adlı'nın yaptığı gibi atıyorum bir tribüt albüm yapılıyorsa ki bence yapılması lazım. Evet. Hakan Peker şarkılarını kimlerin söylemesini isterdin? Mesela bir efsaneyi kim söylesin abi? Yeni nesilden ha? Abi millet birbirini yemez mi bu şarkı için? Evet. Vallahi. Evet. Kim söyleyebilir sence mesela? Var mı hakkında isim veya? Vallahi sen de aslında profesyonel. Sence kim söylemeli mesela? Sence kim söylemeli? Erkek mi söylemeli? Kadın mı söylemeli mesela? Erkek söylemeli herhalde, değil mi? Erkek söylemeli tabii ya. Değil mi? Öyle mi dersiniz? Kim söyle? Ya bir efsane. Ne bileyim Murat söyler mi acaba onu? Yok. Dal kılıç olmaz mı? Olmaz. Murat Dal kılıç olabilir mi? Olabilir mi? Yok, olur. Olmaz. Olmaz. Emre Kaya olur belki. Emre Kaya olabilir. Olabilir. Emre Kaya olabilir. Ondan sonra kim olabilir başka? Zafer Peker olabilir. Çok değişik olur değil mi? Çok değişik olur abi. Sen de diyemediğimi söylersin.
Yani süper olur. Eyvallah. Ya zamanımız da artık doldu. Bir şu unutulmuyor aşkını da bir yapalım, yapalım istiyorum. Tamam, tamam. Canlı canlı hareketli burada yine 2019'a evet, girerken yeni yıla yaraşır bir şekilde danslı maslı. O klip tamam. De galiba bayağı danslıydı evet, galiba değil evet, mi? Danslı Kemal Başbuğ çekti. Bütün kostüm dizaynı falan Hakan Akkaya yaptı. Bütün kıyafetlerimiz falan. Ha. Hakikaten çok başarılı bir klip oldu o da. Enerji. Enerji. Zaten biraz enerji. Da biz de herhalde yerimizde duramayacağız. Evet. Son bir mesaj alayım. Ondan sonra bu şarkıdan 2019 sonra herkese mutluluk getirsin, sağlık getirsin, ferah küsler barışsın. Getirsin. Küsler barışsın. Barışanlar bozulsun.